A milli futbol takımı Euro 2024'de çeyrek finalde veda etti. Başkent Berlin'de Türklerin en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Kreuzberg'de milli takımı destekleyen Türk taraftarlarının hayal kırıklığı ise sürüyor. Milli takımın ortaya koyduğu performanstan dolayı gurur duyduklarını belirten Türkler, kalan takımlar arasında ise İspanya favori olarak görüyor. Ederim. Milli takımı nasıl buldunuz peki performansını? Çeyrek finalde elendi ama. Çok da kötü değildiler. Fena oynamadılar. Yani orta derece diyelim. Çok kötü de değil, çok süper de değil. İyiydiler, iyi mücadele ettiler. Üzüldüm. Yani bence elenmeyi hak etmediler. Hollanda'yı elimizden kaçırdık. Peki, en beğendiğiniz oyuncu kimdi? Ferdi ve Çalhanoğlu. Ferdi ve Çalhanoğlu. Evet. Dört takım kaldı. İspanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa. Hangisi şampiyonluk? Valla şu anda yani ben daha çok İspanya'ya yakın görüyorum. Çeyrek finalde elendikten sonra zaten tabii ki yani bir duygu çöküşü yaşandı. Ama genel olarak da takımdan da çok gurur duyduğumu da belirtmek isterim. Çünkü çeyrek finalde bir başarıdır yani Türkiye milli takımı için. Ve bu genç oyuncu grubuyla birlikte daha ileriye de gidebilirdik. Yani hayalleri de kurduk. Fakat ya yine de gurur duydum yani takımımızla alakalı. Fakat son maçta yine belirtmek isterim ki Montella hocamız biraz da oyuncu değişikliğine geç kaldı. Kerem Aktürkoğlu ile başlanabilirdi ikinci yarıya. Veya Cenk Tosun veya son dakikada iki pozisyon harcayan mesela Semih Kılıçsoy vardı. Onunla da başlanabilirdi. Biraz forvette sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Fakat onun haricinde güzel bir turnuva geçirdik. Herkesin sempatisini de kazandık bir şekilde diye düşünüyorum. Ve turnuvanın hatta şu an hemen hemen herkes diyor da yani Almanya yok, Türkiye yok ve turnuvanın heyecanı gitti. Kimsenin de izlemeye artık hevesi yok diyebilirim. Milli takımda en beğendiğim oyuncu tabii ki Barış Alper Yılmaz oldu. Gerek olsun kuvveti, gerek olsun gücü, hızı. Yani son maçta Van Dijk'a neler hissettiğini bir ona soralım. Bir de Türk kamuoyuna soralım. Yani herkes gördü. Çok güzel bir çıkış yakaladığını düşünüyorum. Keza Merih Demiral, Samet Akaydın yine iyi performans gösterdi. Portekiz maçında kendi kalesine gol atmasına rağmen. Güzel bir turnuva geçirdik yani. Bireysel performanslar olsun, takım oyunu olsun. Ona rağmen şanssız bir iki hatayla golü yediğimizi düşünüyorum. Peki. Şampiyonluk adayım. Diğer takımlara bakınca İngiltere ve Fransa'nın iyi istekli bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Daha da üstüne sıkıcı bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. İspanya'yı ve Hollanda'yı finalde görüyorum fakat tarafım İspanya. Milli takımın performansı genel olarak iyi buldum. Hani çeyrek finale gelmek de iyi bir şey. Sadece Montella sanki son maçta biraz oyuncu değişikliğinde geç kaldığı gibi geldi bana. Hani Kenan Yıldız çıkarabilirdi ya daha önceden çünkü çok etkili olamadı. Yani en beğendiğim oyuncu da Barış Alper de Yılmaz'dı herhalde. Bayağı iyi oynuyordu. Yani benim adayım Almanya'da gitti, Türkiye'de gitti. O yüzden İspanya en azından hani biraz daha Türkiye'ye yakın bir ülke. Hani Filistin konusunda falan da tam destek veriyordu. O yüzden daha sempatimi kazanan bir ülke olduğu için İspanya'yı destekliyorum. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 45 yıldan beri Avrupa'da yaşıyorum. Yaşamış olduğum gururu daha bu zamana hiç yaşamamıştım. Vallahi Hollanda'yı geçebilirdik. Geçemedik. Bir dahaki 2026 Dünya Şampiyonası'nda bu takım bir şeyler yapacaktır. Ama şöyle söyleyeyim. 1-0 galipken takım ikinci golü bulacaktı. Takım ikinci golü bulsaydı şu anda finali biz oynayacaktık. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz gurbetteyiz yani. Gurbetçi şu Almanya'da 4-5 milyon insanız. Vallahi şenlik bir ay sürerdi. Bir ay. Ha, sevinçten ağlardık. Sevinçten ağlardık ya. Şimdi üzüntüden ağlıyoruz. Ha, böyle bir şey var. Ayağımıza gelen şeyi teptik gidiyor. Bu 100 yılda olan bir şey. 100 yılda bir kere olur bu şeyler yani. Çok final oynarız ama Berlin'de oynayamayız. Çok, benim en beğendiğim topçu adam bir tane Hakan Çalhanoğlu. Ama sağ olsun medya çocuklar hem gol atmayı istiyor, hem defanstan top çıkarmayı bekliyor, hem orta yapsın diyor, hem korner atsın, hem kafa bulsun, hem baskı yapsın. Ya çocuk orta sahada top oynuyor ya. Aldığı topu basacak, dağıtacak, asist yapacak. Bu kadar basit. Ama biz maalesef Hakan Çalhanoğlu'ndan her şeyi bekliyoruz yani. Kaptan olacak, gol olacak, bilmem ne takım galip getirecek. Böyle bir dünya yok abiciğim. Hakan'ın arkasındasınız yani. Tabii ne demek ya? Hamit Altıntop'un arkasındayım. Hamit Altıntop'un arkasındayım. Bazı arkadaşlarımız bu gibi insanların değerlerini bilmiyorlar. Ya çocuk Schalke'de top oynamış, Real'de top oynamış, Bayern'de top oynamış, Galatasaray'da top oynamış, Amerika'da bu işin eğitimini almış. Hala da kusur aramaya çalışıyoruz ya.
Çıksın Hamit bir top oynasın. Bir şey sana söyleyeyim mi? Yani bu şampiyona sanki İngilizlere yazılmış gibi bir şey. İki tane kırmızı kartımızı vermedi abi. Böyle bir şey var mı? İki tane kırmızı kart verilmedi ya. Bu oyun demek ki yazılı, önceden yazılmış. İlle ayağının kırılması lazım. Adam son adam gole gidiyor, indiriyor. Kart yok, bir şey yok. Böyle bir şey var mı? Vallahi çeyrek finale kadar çok güzel gitti. Hepimiz çok mutluyduk. Çok iyi gitti. Hani hepimizi böyle gururlandırdı. Yani inşallah bir dahaki sene tam şampiyon oluruz Allah'ın izniyle. Yani güzel gitti çeyrek finale kadar. En beğendiğin oyuncular kimler oldu milli takımda? Milli takımda en beğendiğim oyuncu Arda Güler oldu. Çok güzel asist yaptı ve çok güzel goller attırdı. Peki, kalan takımlar arasında şampiyon adayın kim? Tahminim İspanya olabilir diyorum. Aynen.